Ve uykusuz da bu akşam sevgili Özlem Denizmen burada para durumu sunacak. Benim eski arkadaşım. Radyo günlerimiz birlikte değil mi? Evet, ne ve kadar güzel. Ne kadar güzeldi. Radyoda harika 2 dakikada para durumunu özetlerdin. Soru cevaplıyordum. Soru cevaplar ve ondan sonra yeni bir bakış açısı getirdin. Ev ekonomisine, insanlara. Parayı böyle basit anlatılır bir şekilde canım Türkiye'ye sundu. Bu arada nerede kamera? Burada eli boş gelmemiş ya, paralarla gelmiş, onu da söyleyeyim. Dağıtacağız burada. Bir dakika dur. Kameraman arkadaşlara. Yüzükleri de göstereyim. Programdan sonra hepinize burada bir özlemi, bir bonusu var, bir şeyi var. İkramiyesi var. Şimdi Güzin abla diyorlar sana. Yani paranın Güzin ablası. Nasıl oldu bu özlem, anlat. Paranın Güzin ablası var da parada yani dertlere... Derman. Dertlere derman. Aslında ben baktığın zaman... Çok da böyle zor şeyler söylemiyorum. Hayatımızın içinden şeyler ama uygulamaları zor. Uygulama ile ilgili taktikler veriyorum. Şunu şöyle yaparsan, bunu böyle yaparsan. Çünkü hani böyle çoğu zaman ben DJ gibi hissediyorum. Evet. Müziği çalıyorum. Güzel. Müziği çalıyorum ama oynamak lazım. Evet. Oynamak lazım. İnsanlar oynadıkları zaman da çok mutlu oluyorum. Çünkü eğlenceli hale getiriyorsun yani para durumunu, değil mi? Para ya sıkıcı bir şeydir. Eğlenceli olmayan şeyler sıkıcı oluyor. Bak, evet. Senin programın ne güzel, eğlenceli. Evet, aynen yani öyle. Bir şey eğlenceli olmayınca insan bakası gelmiyor, yapası gelmiyor, dinleyesi gelmiyor. Bir de anlaşılır bir şekilde. Bak, insanlar mesela anlaşılır sözlerle olan şarkıları severler. Böyle komplike şeyleri sevmezler. Parayı da gayet anlaşılır bir şekilde sunuyorsun. Evet, yani bu konular basit aslında canım. Bu konular basit. O kadar yani. Ne matematik mühendisi olmak hiçbir şey. Gerekmiyor. Hiçbir şey değil. Yani anneannelerimiz, babaannelerimiz en iyi anlıyormuş zaten. Basit de böyle bir basitliği unutmuşuz. Senin hikayen nasıl başladı? Yani nasıl bu yola çıktın? Nasıl çıktım? Bence her birimizin içinde böyle bir aslan var. Şöyle bekliyor. Evet. Benimki de bir gün aslında biraz şöyle başladı. Bir gün dergide uçaktaydım. Bir adam gördüm. 60 yaşında Afgan bir adam. Yanında da bir kız oturuyor 10 yaşında. Şöyle boynunu bükmüş. Hadi dünyada bazı şeyler var. Ben buna bakar kalamam. Bir şey yapmam lazım. Evet. Dünyada bir değişim ile ilgili. Ben de Afganistan'a gidemem. Hani o kızı kurtarmaya çalışsam bir şey yapamam. Ben ne biliyorum? Ben bütçe biliyorum, para biliyorum, etrafındaki aha, insanlara yardımcı oluyorum filan. Bununla ilgili ne yapabilirim? Baktım Türkiye'de bu büyük açık. İnsanlar parayı konuşmuyor, utanıyoruz, tabu, çek elimin kiri filan. Evet. Dedim benim bildiğim şeyle bunu başkasının insan... parasını konuşmaya bayılırsa kendi paramızı konuşamayız. Paramızı konuşamıyoruz. Yani insanlara hizmet olarak ne yapabilirim dedim. Ve başladım yani benim bildiğim şeyler Türkiye'de de bir ihtiyaçtı. Şimdi Afganlı adamla 10 yaştaki kız nasıl esinlendirdi seni, onu anlamadım. Şöyle esinlendirdi. Dünyada çok ya, hepimizin duyarlı olması gereken birçok konu var. Ha, bir konu olarak, bir konsept olarak. Yani evet. Konular var. Şimdi ben onunla ilgili, benim yeteneğim yok onunla ilgili bir şey yapmaya. Ama ben ne biliyorum diye kendime baktım. Ekonomi biliyorsun. Para konularını biliyorum. Aynen, bütçe öyle yaptım. Bunun çevremdeki insanlara senelerdir yardımcı oluyorum. Bana çok yardımcı olan oldu. Üniversitede mesela ben kredi kartımı hep asgari ödüyordum. Evet. Bir kredi kartını almış. Evet. O pembe kazaklar, elbiseler filan. Sonra biri geldi beni oturttu, dedi ki Özlem dedi, kredi kartı öyle olmaz dedi. Asgari ödemekle bitmez dedi. Aa filan demiştim. Evet. Ben de diyorum ki şimdiden üniversiteli öğrenciler öğrensinler benim gibi yani. Senin yaşadığın deneyimleri, tabii. Birikimleri paylaşıyorsun. Posta evet. Gazetesinde de yazıyorsun. Yazıyorum. Perşembe günleri evet. Bugün. Ve bu baya böyle bir meslek içinde mesleğe mi döndü senin için? Hani kitabın da var burada. Özlem'in 6 ay önce çıkardığı Cebinde Mucize Yarat, kaçıncı baskı bu? Şimdi 20. baskıya giriyoruz. 20. baskı. O 17 olması lazım. Evet. Bu benim için hakikaten topluma hizmet. Çok seviyorum. Paylaşmayı, hayat paylaşınca güzel ya zaten. Evet. Paylaşmayı, bildiğimi, her birimizin Cem, her birimize Allah bir hediye vermiş. Ve o hediyeleri aldığımız için şanslıyız. Ve bunu paylaşabildiğimiz sürece de evet. Sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Sen de kendini güzel anlatıyorsun. Şimdi yaşam koçları var. Sen de para koçu diyebilir miyiz sana? Bana ne dendiğini ben çok şey yapmıyorum. Güzel ablası, para koçu öyle böyle. Aha. Yani amaç bir şey bir. 75 milyon kardeşim var. Ama hepsine ne verebilirsem. Onlara hizmet ettiğine inanıyorsun. Yani senin bu
verdiğin tiyolar sayesinde belki paralarını daha mı iyi idare ediyorlar? Hayatları çok değiştirenler var. Zaten o esas mutlu ediyor. Ne mesela? Anlat bize onları. Yani mesela dün daha Ankara'da 2 senedir takipçim olan Nihan Hacettepe Üniversitesi'ne gidiyor. Genç bir arkadaş. Evet, dün konuştum ve takip de ediyorum. Böyle bazı arkadaşları seçiyorum. Ve dedi ki yani neler yaptın, neler değişti hayatında? Artık dedi tatile para biriktirmeden çıkmıyorum. Eskiden çıkıyordum, borçlanıyordum, sonrasında düşünüyordum. Evet. Ve dedi Almanca kursuna başladım, para biriktirdim, bunu yaptım dedi. Yani biriktirmeyi öğrenmiş mesela Nihan. Seyrediyorsa buradan ona selam diyelim. Hacettepe Üniversitesi'nde işte 2. sınıftaydı, şimdi 4. sınıfta. Başka bir yani her gün bir e-mail geliyor, birkaç e-mail geliyor. Herkes para biriktirebilir mi peki? Hani Nihan'ın öğrendiği gibi bir öğrenmek işi midir bu para biriktirmek? Bu alışkanlık işi. Bir alışkanlık. Nasıl sabah diş fırçalıyoruz? Evet. Yani fırçalayan fırçalıyor, fırçalamayan fırçalamıyor. Bu bir alışkanlık. Ama bazı insanlar yani biriktirecek bir para bulamıyorlar. Kıt kanaat, zor geçiniyorlar. Herhalde geçim sanatını canım Türkiye'deki insandan daha iyi beceren yoktur, daha iyi başaran yoktur. Ama ne mucizeler de var biliyor musun Cem? Yani var. Evet. Yapanlar var. Şöyle yani ne yapayım biriktiremiyorum deyip oturacağız mı mesela? Yoksa evet. Hani... Bir şey yapmaya başlayacağız mı? Baş mı koyacağız? Karar mı vereceğiz? Evet. Bütün bunlar ve bunları konuşunca insan böyle hani bu bir ihtiyaç. Eskiden biraz böyle komşumuzla konuşuyorduk. Ya da zaman ayırıyorduk bunları konuşmaya. Şimdi böyle herkes bir apartman kültüründeyiz. Koş. Evet. Oraya git, buraya git, koş falan. Arkadaşlıklara zaman ayıramıyoruz. Tiyatroya gidemiyoruz. Onu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Niye? Yok işte çalışacağız, para kazanacağız. Doğru söylüyorsun. Peki herkes kazandığı parayla geçinebilir mi? Geçinemiyorsa daha fazla para kazanmanın formülleri var. Ama bak ben Cinderella gibiyim. 12'den sonra para konuşmuyorum genelde. Öyle mi? Şey geliyor balkama. Bugün bizim için bir istisna. Hayır. Şimdi para konuş bana diyorlar ki bacım sen paradan başka bir şey bilmez misin? Ha. Ben de diyorum ki ya, birisinin konuşması lazım. Tabii ki. Konuşmayın birisinin konuşması lazım. Ama bu konu senin uzmanlık alanına giriyor. Bir de çok şeker anlatıyorsun. Yani bence konuşmanda yarar var. Bir takım şeyler getirmişsin buraya mesela. Polis şapkası var. Öyle değil mi? Bir taksana bakalım. Yakışıyor mu sana? Polis şapkası. Bu saçım bozuldu. Kredi kartı polisi oluyorum. Kredi kartı polisi. Evet, kredi kartı nedir polisi oluyorum. Nedir bu kredi kartı polisi? Ya şimdi yani araba kullanacağız. Evet. Araba kullanmak için ne alıyorsun önce? Evet. Ehliyet. Ehliyet tabii ki. Şimdi kredi kartı alıyorsun. Kartı almak kolay, ödemesi zor. Ödemesi. Harcaması da kolay. Disiplin olması zor. Bu kredi kartı konusu çok insanın başını yaktı. Ve gerçekten bu bir disiplin işi gibi değil mi? Bunu mesela ben kullanıyorum ama... Kaç tane var canım? Ben 2-3 tane var fakat bir tanesini daha yoğun kullanıyorum ve hepsini ödüyorum ben. Yani her ay kapatıyor musun? Evet, ben herhalde kötü bir müşteriyim banka için. Sen iyi bir kullanıcısın, ehliyetli bir kullanıcısın. Ya para taşımamak için kullanıyorum onu. Evet, para çalınıyor, kayboluyor. Ama ben Amerika'da gördüm, Amerika'da yaşadım. Amerika biliyorsun kredi sistemi üzerine kurulduğundan... Tabii. Orada... Bir ay ödemeyip de bıraktığın zaman onun arkası geliyor, hiç ödemiyorsun ve kredi kartı limitini dolduruyor. Ondan sonra gidiyorsun başka bir kredi kartı alıyorsun, o da limitini dolduruyor, bir bakıyorsun. Yani evet. Ama mesela bak şimdi ben Amerika'da okudum. Ben Amerika'ya çocuk bakıcısı olarak gittim biliyorsun, okudum orada. Ve çok şey tabii öğrendim. Bunlardan bir tanesi de kredi sicili. Şimdi o üniversitede işte ilk kredi kartı aldıktan sonra ne oluyor? Benimle ilgili böyle seneler içerisinde bir sicil oluşmuş tabii, oluyor. Çok önemli bir şey o. Önemli bir şey. Amerika'da yani kredi sicili olmayana hiç vatandaş gözüyle, daha doğrusu orada yaşıyor gözüyle bakmıyorlar. Evet, şimdi Türkiye'de de aynı böyle. Türkiye'de de aynı böyle bu sisteme geçiyoruz. Evet. Dolayısıyla herkes küçük yaştan bir kredi sicili oluşturursa, disiplinli olursa doğru. Sonradan daha ucuza... Ve kredi almak çok önemli değil mi? Kredi alıp doğru kullanmak. Doğru kullanmak. Herkese göre de değil. Evet, ama mesela şimdi Amerika'da çok param var. Gittin 20 milyon dolarlık bir evi nakit bastırdın aldın. Hiç kredin yok. Ama o evi, aynı evi... Hani %20'sini verip 4 milyon dolar neyse gerisini mortgage dediğimiz sistemle aldığın zaman her yerden kredi geliyor sana. Tabii, öyle tabii, değil mi? Çünkü hani parayı krediyle alma alışkanlığı çok önemli. Türkiye'de de şimdi başladı. İşte burada bir bazen şey oluyoruz böyle çikolata dükkanına girmiş çocuklar gibi izliyorum ben.
oradan da alayım, buradan da alayım. Fazla çikolata dişi biliyorsun arıza yapıyor. 5 dakikada da veriyorlar bunu. Hemen hani en hızlı veren ülkelerden biriyiz kredi. Kimlik numaranı yaz, 5 dakikada onay gelsin diyorlar. Evet. Yani şimdi bankalar da işini yapıyor. Hep aynı şeyi söylüyorum. Ama biz böyle şöyle bir zırhlı olalım, dik duralım, kendimize güvenli olalım. Kimler kredi kartı kullanmalı, kimler kullanmamalı Özlem? Ama disiplininiz varsa, şimdi kimimiz çok harcamayı seviyoruz, duramıyoruz Cem. Evet. Bu biraz disiplinle alakalı bir şey. Bir de o kartı harcamak kolay. Kart hani gibi. Şunun gibi değil. Bak şunu harcamak zor. Zor evet. Kart yok yanımda ama kart yani kartı harcamak. Kartı. Hani buradan verince insanın böyle içi gider. Evet. Hani üçüncüsünde falan keşke almasam mı falan. Evet. Ama kartı verdiğin zaman bir de şimdi bunu da kolaylaştırdılar. Ne bileyim 9 taksit bilmem ne vade farksız. Oo taksitlerin hiç sonu yok. Taksit, korsan, kampanya, koş boyu, koş. Ben sanki hayat boyu taksit ödeyeceğim gibi geliyor. Evet. Doğru mu? Tabii yani onlar olduğu zaman farkına varmıyorsun. Evet. Saç paraları Leyla. Ama şeyle nakit dedi. Bir de ne enteresan biliyor musun? Mesela elimizde dolar, euro olduğu zaman. Evet. Mesela aynı şeye geliyor, aynı paraya denk geliyor ama dolar, euroyu harcamakta daha zorlanıyorsun. Daha doğru. Kıymetli gibi. Doğru. Değil mi? Elinde 10 doları, şimdi elinde 20 lira var. Aman 20 lira çoğu kişi diyor. Yani 20 lira da var ama neyse. Evet. Ama 10 dolar olunca aha 10 dolar. Evet doğru söylüyorsun. Öyle değil mi? Doğru. O yüzden paramızın kıymetini hakikaten bilmemiz lazım. Çünkü Türk lirası artık yani kıymetli bir... Evet yakında daha da kıymetlenecek herhalde bizim ülkenin değeri ve primi arttıkça. Peki bu yabancı ülkelerde ben bilmiyorum, ben hiç duymadım. Bu 6 ay vadeli falan, vade farksız falan böyle hani taksitle kredi kartına böyle bir şey var mı? Yok biz taksit ve kredi kartı bize mahsus. Bize mahsus değil mi? Biz çok İnanılmaz seviyoruz. Yani. Çok seviyoruz taksidi. Aha. Taksitle almazsak bir şey eksikmiş gibi geliyor. Yani taksit yapılır tabii de buzdolabına yap, ona yap, buna yap. Hani ayakkabıyı ona buna yapınca ayakkabı eskiyor gidiyor, hala öde taksitleri. Evet. Bitmiyor ama işte o yüzden onu disiplinle yani bana diyorum. Bana birisi oturdu öğretti. Burada ne kadar disiplinli olursak... Bir disiplinli çalışmayı yani parayla çalışmayı kim öğretiyor sana? Bir bankacı falan mı? Veya yani parasının kıymetini bilen herhalde biri olacak değil ben mi? Ben Amerika'da bir ailenin yanında yaşadım. Evet. Çocuklarına baktım. Anlat bize Amerika maceranı anlat biraz. Evet. Orada MIT Sloan School of Management'a gittin. MBA yaptın değil mi? Evet. Ve sevdim Cornell ben okumayı sevdim. Okumayı sevdin evet. Okumayı sevdim. Ben Fransızca okudum. Bir devlet lisesine gittim. Bu Akmerkez'in yanında bir lise var ya, Etiler evet. Lisesi, oradan mezun oldum. Ondan sonra bir hedefim vardı, 3 tane lisan öğrenmek. Fransızca biliyordum da çok konuşamıyordum falan. İşte sonra Belçika'ya gittim. Daha İngilizcen yok. İngilizcem yok, Fransızca'ya konuşuyordum. Belçika'ya gittim, oraya 2 haftalığına gittim. Ondan sonra orada böyle büyük bir şato gibi bir yer vardı ve işte Belçika'da iki lisan konuşuyorlar ya, bir evet. Flaman bir de Fransızca. Onlarla okula gittim ben de, öyle bir fırsat vardı. Sonra bana dediler ki burada kalmak ister misin? Ben o sırada 17 yaşındayım. Kal dediler, ne yapacağım burada dedim. Hem Fransızca öğrenirsin dediler, bize yardımcı olursun, çalışırsın burada filan. Aileme sordum, tamam dedi. Biraz zor geldi 17 yaşımda hani şey ilk önce Belçika'da çikolataları yemiştim böyle şişmanlamıştım. Evet. Sonra işte oradan Amerika'ya gittim ondan sonra. Bayağı maceralar yani. Bayağı maceralar falan evet. Falan. Orada da İngilizce öğrendin. İngilizce öğrendim ilk önce. Akşamları okula gittim. Çalıştım hep. Çalıştın. Çok cici bir kıza baktım. Bir Türk ailenin yanında. Onlar da bir Türk abla istediler ki evet. Hani adetlerimiz, örflerimiz, geleneklerimiz devam etsin diye. Ondan sonra akşamları okula gidiyordum. Community College böyle 2 senelik şeye. Orada da kimse şimdi için Belçika'da yaşarken böyle biraz hor görülüyordum hissine kaptım. Zaten 17 yaşındayım. Evet. Hani sen Türk müsün falan böyle otobüste falan böyle dokunuyorlardı sen Türk müsün diye. Ha ciddi söylüyorum. Niye tabii, dokunuyorlardı gerçek misin diye misin? Yani aa sen Türk müsün falan diye. Evet Türk'üm diyordum. Evet. Şimdi 17 yaşında bir Türk kızın bir genç kız için evet. Öyle demek ama Amerika'ya gittiğimde herkes şöyle bakıyor. Aa Türk müsün? Sizin orada deve var mı? Patates kızartması yiyor musunuz? Falan böyle. Saf halde soruyorlar. Yani evet. Bir ön yargı olmadan. Öyle olunca da biraz hırs geldi. Ben burada ülkemi temsil edeceğim. Temsil ediyorum. Onlara ama göstereceğim Türkiye'nin ne olduğunu. Sorumluluk düşüyor falan böyle diye. O gazla ben. Peki. Devamı geliyor Özlem Denizmen'le. Sakın ayrılmayın. Kısa bir reklam arası. Uyku Sağ Haber'de devam ediyor.
Paralar, paralar, para durumu. Özlem Denizmen, Cem Cemiray'la haberde ve uykusuzda devam ediyor. Ne yapacağım o kadar çok parayı? Vallahi bilmiyorum. Biz buradaki arkadaşlar kalsın değil mi paralar burada? Kafa sallıyorlar, şey yapamıyorlar yani. Fazla böyle bir heyecan yapmıyorlar. Aslında biliyor musun Cem? Çoğu insan o kadar parayı ben sana 1.000 lira vereyim, 2.000 lira vereyim. Ne yapacağını insan bilmiyor. Değil mi? Bilmiyor. Hayır, hemen gidip sonra düşünürüz ya, boş ver, versinler. Şimdi yanındakileri anlat bize. İki bir tarafta, iki bir tarafta resimler var. O resimler neyi simgeliyor? Şimdi Cem, senin bir karakterin var. Evet. Senin, benim de bir karakterim var. Bizim her birimizin de aynı zamanda bir para karakteri var. Bak şurada para çıktı. Bende de her yerde böyle gizli saklı para olur. Her yerde saklıyorum. Seviniyorum sonra. Evet. Bende 10 lira yok valla. Yok, 5 lira varmış. Şimdi her birimizin bir para karakteri var. Yani şimdi para öyle bir şey ki, ben şimdi bunu buraya koydum, duruyor. Evet. Hiçbir anlamı yok. Bir yere gidemez, alışveriş edemez. Tabii. Ben onu elime aldığımda ben ona anlam yüklüyorum. Evet. O anlam yüklemem de benim para karakterimle oluyor. Bunlar da para karakterleri. Dört tane ayrı figür var. Sen hangisisin? Sen hangisisin bakalım. Bir tanesi nedir o? Şimdi bu başını kuma göven deve kuşu. Şöyle gösterelim. Başını kuma göven. O neyi anlatıyor? Ne isim geliyor? Başını kuma göven deve kuşu bu paradan kaçıyor. Mesela kredi kartı ekstresi geliyor. Hiç açmıyor. Korkuyor. Gelmemiş gibi. Gelmemiş gibi. Ya da mesela, öyle çok insan tanıyorum. Gelmemiş gibi açmıyor. Borcu var, yokmuş gibi davranıyor. Yokmuş gibi yani, şey yapmıyor. Anladım. Alışverişte falan bu harcamayı falan da seviyor. Evet. Hani böyle harcamayı biliyor, ödemeyi bilmiyor. Ödemeyi bilmiyor, yokmuş gibi davranıyor. Evet. Kuma gömüyor yani. Başı kuma gömüyor, tamam mıyız? Sen bu musun? Borcum var, inkar etmem ama ödemem de. Aynen öyle. Peki, evet, tamam. Şimdi buraya koyuyoruz. Tavşan ne? Tavşan, bu ürkek tavşan. Evet. Bu diyor ki benim parayla işim olmaz diyor. Ben yani resmen aslında hep parayı suçluyor bu. Diyor ki işte diyor lanet olsun diyor, para yüzünden oldu diyor, para şöyle diyor, para böyle diyor. Parayla olan ilişkisinde temel bozukluklar var. Paraya karşı bir antipati mi duyuyor? Paraya karşı antipati duyuyor. Neden? Ben diyor işte maneviyim diyor, parayla işim olmaz diyor. Parayla işi olmayan bir tavşan. O diyor, bu diyor filan diyor. Ürkek bu. Ürküyor. Peki, ürkek yani. Tavşan. Öbürü umursamıyor. Bu ürküyor. Bu korkuyor. Şimdi bu... Nedir o? Ateş böceği. Harcamacı ateş böceği. Evet. Harcamacı ateş böceği seviniyor harcıyor. Üzülüyor harcıyor. Çok iyi. Neşeleniyor harcıyor. Yani ne yapsa harcıyor. Bu satıcıların bayıldığı cinsler. Evet. Hani böyle bir AVM'ye, alışveriş merkezine girmeye dursun. Onu bana ver istersen, ben tutayım çünkü benim o. Bu sen misin? Ama bulduk. Cem Cemilay harcamacı ateş böceği. Bulduk. Ben ateş böceği, evet. Evet. Yani böyle duyguları var ve duygularınla daha çok hareket ediyor para spontane konusunda. Demek spontane. Evet. Yani çok böyle plan filan yapmıyor. Öyle ürkmüyor filan, korkmuyor, ürkmüyor, evet. Umursamıyor değil ama yani elinde değil, harcıyor. Ve sonuncusu? Birikimci karınca. Karınca. Çalışıyor, çabalıyor karınca, kararınca. Hesap mı yapıyor? Hesabını yapıyor. Güzel. Karıncayı ve sevdim. Hesabını yapıyor, biriktiriyor. Diyor ki ya hayat sadece 30-40-50 yaşlarla değil, bunun emekliliği de var diyor. Emeklilik için biriktiriyor. Hayatı bir bütün olarak görüyor. Ama aynı zamanda hayatını yaşamayı da biliyor. Oradan geliyor değil mi? Karınca kararınca diye. Karınca kararınca. Aa, güzel. Kanaatkar. Güzel yapmışsın. Bak hesabını yapıyor. Elinde kalemi var. Kitabını biliyor. Tamam, doğru. Kitabı var. Biliyor. Ve yani şey. Karınca zengin. Çünkü azla mutlu olmayı biliyor. Evet. Zaten zenginlik o demek. Ama bir de var yemez tipli zenginler var. Hani böyle hep kazanır. Atar hiç yemez. Para yedikçe o da geliyor. Kötü. Para harcadıkça geliyor. Öyle mi? Tabii. Para harcadıkça. Evet. Bunların da bayağı bir şey, paranın da kendine ait bir enerjisi var. Mutlaka. İşte iki elimiz var. Mutlaka. Niye? Biri alıyor, biri veriyor. Evet. Alıyor. Şimdi biri alıp vermediği zaman dönmüyor. O döngüyü de yakalayamazsak kasılıyor, kalıyor. Bak, o yüzden vermek çok önemli. Kitabında şöyle diyorsun, ister memur ol, ister milyoner, parasını yöneten hayatını yönetir. Doğru değil mi bu? Yani parayı şimdi yönetmek her şey demek. Ben bunu, şimdi bunu para her şey anlamında demiyorum. Her zaman söylüyorum. Önce sağlık, sevgi, değerlerimiz, ama parayı hayat yönetmek demek önemli bir. Ama para da var. Evet. Parayı da yönetme. Şimdi ben artık benim çevremdeki bütün arkadaşlar, dostlar, herhangi bir şey oluyor,
Sana mı soruyorlar? Yok, hayır, şimdi mesela biri diyor, biri birisine küsmüş, öbürünü böyle olmuş, şu şöyle olmuş. Diyorum neden? İşte ona miras kalmış, ona bir şey olmuş. Bak diyorum, her konu benim konuma geliyor, görüyorsunuz. Ama öyle oluyor hakikaten. Doğru. Artık gülüyorlar. Bizim kızlar bile etkilenmişler, özellikle senin için sorular hazırlamışlar. En iyi yatırım bu devirde altın mı, ev mi, araba mı? Ya herkesin içinde ya. Böyle şey gibi oluyor. Hani böyle bir doktor gördüğünüz zaman şey, pardon doktor bey falan dersiniz ya. Burada beni gördükleri zaman genelde yani altın mı hisse mi falan sormuyorlar. Çünkü o sorulara benim cevaplarım belli ama işte biz de eşimle anlaşamıyoruz para konularında. Çok harcıyor, ne yapsam. Evet. Hani genelde ilişkiler, yani parayla olan ilişkimizi çözünce zaten o harcama, o bu falan, onları hallediyoruz. Finans çevresindekiler ne yapıyor? Onların, yani onların içinde yaşıyorsun. Zaten bir iş kadınısın ve yöneticisin. Onların reaksiyon nasıl oluyor seninle konuştukları zaman? Seni o televizyon kimliğiyle veya bu hani Güzin ablaya dönüşmüş para para gurusu olarak görebiliyorlar mı? Ben ilk önce bir şaşırdılar açıkçası. Evet. Arkadaşlarım, çevrem, ya Özlem hani sen ne yapıyorsun yani, her şeyi o kadar basit anlatıyorsun ki, işte 5 tane üniversite mezunusun, şöylesin böylesin filan. Ne kadar basit o kadar iyi. Ne kadar basit. İnan bana, sen Amerika'da bulundun, 80'li yıllarda Ronald Reagan başındayken Amerika bir devalüasyon yaptı. Hiç unutmuyorum, 25 sente aldı. Ondan sonra yanına bir iki tane 10 sent, bir tane 5 sent aldı. Bu 25 cent var ya, quarter dedi, işte şimdi bu dime olacak, bir de nickel olacak dedi ve böyle anlattı. Millet bununla dalga geçti. Ama Amerikalıların %80'i onu anladı. Öyle anladı. Evet. Ve birdenbire ne oldu diye ya. Başka evet. Türlü hiç, ve bununla yıllarca dalga geçtiler. Evet. Bilmem yani, hatırlar mısın ama yani bu basit anlatım tarzı evet. insanları son derece etkiliyor. Ben de basit anlamayı seviyorum. Hani bir şeyi böyle hani hakikaten çok basit anlamayınca ben de anlamıyorum. O yüzden ilk önce zaten ben anlıyorum. Ondan sonra anneannem rahmetli çok emeği geçti. Anneannemi oturtuyordum. Anneanne bak dinle. Şimdi morguç şu ay demek. Canım. Kızım morguç mu, ne bu filan diyordu. Anneannecim de dinlerdi tabii, değil mi? Kırmaz ya, seni. Dinleme, nasıl dinliyordu böyle? Anneanneler dünya cennetliktir onlar. Hep onunla başladık. Anneanne bak şimdi ben sana bireysel emeklilik diye bir şeyden bahsediyorum. Tabii bilmediği şeyler ya. Anneannem anlatınca herkese anlatıyordum. Aha. Çünkü o zaman hani hakikaten anlatabilmiş oluyordum. Anneannenin üzerinde deneme yaptın. O anladıktan sonra artık herkes anlayacak. Şimdi sevgili Özlem Deniz, ben bu kanalda yani A Haber'de, Haber'in kanalında aynı zamanda para durumu sunuyor. Çok da başarılı. Bunu kaç aydır yapıyorsun? Sene oldu galiba. Para durumu A Haber'de ikinci seneye gelecek. İkinci seneye gelecek. Yani 1,5 sene evet, oldu. Evet, 1,5 seneden. Ondan önce başka bir yeni bir saati var galiba, değil mi? Pazar günleri 9'a aldık. 9 çeyrek. 9 çeyrek deyince akşam 21.15'ten bahsediyor. 21.15, tekrarları evet. da var. A Haber'de Özlem Denizmen'i, sevgili Özlem Denizmen'i pazar akşamları saat 21.15'te para durumunda izleyebilirsiniz. İşte karşınızda Özlem Denizmen ve para durumu. Benim adım Paduha. Para durumu hafiyesiz. Eskiden ev alırken nerede ev alırsak alalım 5 aşağı 5 yukarı fiyatlar artıyordu. Ama şimdi öyle değil. Şen ola düğün, şen ola. Bugün konumuz düğün finansmanı. Düğün zamanı geldi. Hem gelinlere, müstakbel damatlara, ailelere vereceğim çok önemli mesajlar var. Şimdi şöyle bakarken bir ayakkabı görüyorum. Siyah ayakkabı. Evet, böyle bir şey gördüğünüz zaman hemen yapmanız gereken bizim 10 saniye kuralımızı hatırlamak. Şöyle elinizi alıyorsunuz, 10 saniye duruyorsunuz. Sen istek misin, ihtiyaç mı? Benimle hakikaten eve gelmen gerekiyor mu? 33 bin liralık bir araba siz aldığınız zaman 30 bin lira krediyle aylık size ortalama tam 2000 liraya mal oluyor. Bütün bunlar dahil. Geliriniz 1500 lira, gideriniz 1500 lira. Kredi kartı borcu var 3000 lira. Hemen öncelikle ben sizi bir reddediyorum burada. Barış Bey, hemen reddediyorum sizi. Hemen onay veriyorum size.
Evet, çok teşekkür ederim. Ahmet İsbah Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Para durumuna şeref verdiniz. Şeref bulduk. Duayen radyocu ve şovmen ve aynı zamanda duayen dansçı Cem Cemilay. Evet, bugün bizimle beraber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Bakanım. Hı-hı. Funda Hanım. Tekrar teşekkür ederiz. Rica ederim. Para Durumu programına katıldınız. Bizimle beraber bankacı, iş adamı, girişimci, topluma çok büyük faydalı olan, bir hayırsever olan Sayın Hüsnü Özyeğin var bizimle beraber. Hoş geldiniz Hüsnü Bey. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Kendinizin olan eşyalarınızı bir haftalığına ödünç veriyorsunuz, paylaşıyorsunuz, sonra geri alıyorsunuz. Bugün bizimle beraber Türkiye'nin önde gelen iş kadınlarından Leyla Alaton var. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Hoş bulduk. Konuğumuz gene çok ünlü bir isim. Hepimizin halk müziğinde sevdiği ünlü, 15 senedir hakikaten gönüllere taht kurmuş olan Kubat var aramızda. Merhaba Kubat Bey. Merhaba. Evet, bugün para sohbetlerinde konuğumuz milyonların gönlünde taht kurmuş olan ünlü Yeşilçam oyuncusu Sayın Nebahat Çehre. Farkında mısınız? Sizin parayla olan ilişkiniz nedir? Eşinizin, çocuklarınızın, çevrenizdekilerin. Evet, miktar önemli ama ondan daha önemli olanı, var olanı nasıl yönettiğimiz. Hiçbir para konusu çözümsüz değildir. Yalnız değilsiniz. Siz sorun, ben cevaplarım. Ve unutmayın, parasını yöneten hayatını yönetir. Uykusuz her gecede Özlem Denizmen para durumu 21.15'te pazar akşamları yine Haberi kanalı A Haber'de. Sen orada Sherlock Holmes, hadi o bir ara bir de gelinlik giymişsin. Gelinlik. Bak, araştırdık Cem, düğünü ucuza çıkarttık. Çok iyi ya. Ciddi söylüyorum, bunları ekip olarak. Düğün bütçesi mi yapıyordun orada? Tabii, düğün bütçesi, ha. Araştırdık. Mesela gittik, bu hani beyaz şeyler var ya, şekerler. Onları şöyle bir kiloyla satın alınca. Tülleri de aldık. Nasıl kestik. Nasıl daha ucuz oluyor falan. Kestik, yaptık falan yani, evet. isteyince gönül bir olunca. Şimdi sen tabii gelinliği de giymesen bunu anlatsan millet anlayacak ama o şov kısmı daha bir görkemli, daha güzel. Görsellik güzel, öyle değil mi? İnsanlar bir şey görmeyi seviyorlar. Bir kere ilgi çekici bir şey. Seni daha fazla dinlediklerinden, izlediklerinden eminim. Mesela şu ağaç, getirdiğin ağaç, anlat bize ağacı. Bu hayal ağacı. Hayal ağacı. Evet, aslında dilek ağacı. Tepede var. Bir araba var galiba. Var, beğendin mi? Gayet güzel, eski bir arabaya benziyor. Bir nostaljik, hani klasik otomobillerden galiba, öyle evet. mi? Evet. Şimdi böyle bu hayal etmek çok önemli. Genelde kültürümüzde böyle aman hayal falan, böyle hayalperest falan deniyor ama. Bir gösterelim neler var. Mesela ev var galiba. Allianz var, bak, evlenmek isteyenlere. Aha. Araba var, bisiklet var. Bisiklet niye girdi oraya? Bisiklet nereden girdi daha doğrusu? Eşin tabii yani bir arabadan insanın önce. Bir insanın bisiklet de hayali olabilir. Doğru. Çocuğun olabilir hayali, evet. Hedefi olabilir. Allianz evlilik. Üniversite diploması var, bilgisayar var. Sonsuz. Şu alttaki nedir, mavi olan? O bilgisayar ekranı. Ha, bilgisayar ekranı. Bilgisayar ekranı. Artık ben tablet dedim ya, bunlar hayal da var ağacı. Ama. Peki şimdi, hayal ağacının anlamı ve... anlamı nedir şimdi daha bu doğrusu? Ne biliyor musun? Şimdi mesela... ikinci kelimeyi bulamadım. Anlamı ve dedim, orada tıkandım. Şimdi, bakıyorum çünkü. Şimdi şöyle anlatayım. İnsanın mesela bana diyorlar ki öz zamanım biriktiremiyoruz. Nasıl biriktireyim? Evet. Ne olsun filan. Şimdi bir hayal yoksa, bir hedef yoksa niye biriktiresin ki? Ha, şimdi mesela bir araba olacak hedefinde. Araba, ev olacak. Düğün, bisiklet, neyse. Doğru, doğru. İnsan bir hayal et. Mesela ben bunu biraz zayıflamaya benzetiyorum. Mesela işte her kadın 1 kilo 2 kilo vermek ister en azından filan, bazen 5 kilo. Şimdi bir düğün var desem, düğüne gideceğiz 3 ay sonra. İşte bir elbisenin içine gireceksiniz düğün için. Evet. Herkes zayıflıyor. Ama bir hedef var, bir tarih var, bir doğru. zaman var. Para da biraz öyle. Yani bir hedef koydun mu biriktiriyorsun. Yoksa cumartesi çalışıyorsun, pazar çalışıyorsun. Eskiden aldıklarını artık almamaya başlıyorsun. Ya düşünüyorsun. Yaşam şeklini değiştiriyorsun. Peki biraz da... Ben bugün mesela bir ara hani öyle bir alışverişe uğradım. Aha. Ondan sonra. Şimdi bir ayakkabı almaya gittim. Başka bir ayakkabıyı da çok beğendim. Demin ayakta böyle tutuyordun ayakkabıyı. Alsam mı almasam mı? Evet, yani ben bunu uyguluyorum. Ha. Şimdi ayakkabı bana baktı, ben ayakkabıya baktım filan. Yani dedim ki
Bunu alabilirim ama benim ihtiyacım başka tür bir hayatım, isteğim ya da neyse. Senin burcun ne? Başak. Başak burcu böyle midir? Yani tipik bir Başak burcu musun? Paranı böyle hesaplı mı kullanırsın? Başak burcu olarak. Başak burcu genel bazı burçlar daha şey oluyor. Hesaplıdan ziyade paranın değerini biliyorum. Paranın evet. Hani savurmuyorum, harcıyorum. Bütçem. Ayakkabıyı almadın mı sonunda? O ayakkabıyı almadım. Çünkü niye? Ona benzer bir ayakkabım var. Ve halen yeni. Dolayısıyla dedim o dursun. Durdurdum ama başka bir şey aldım. Aha. Dolayısıyla gene mutlu çıktım orada. Sen okullara gidiyorsun, seminerler veriyorsun. Evet, kadınlara, Çocuklara. Çocuklar seni ilgiyle karşılıyorlar. Anlıyorlar mı ne oldukları? Mesela basit anlattığın için herhalde paranın değerini falan, yani ondan harçlık alan çocuklar herhalde veya daha yani alır almaz da harcayan çocuklara benziyorlar. İlkokuldan bahsediyoruz herhalde. Evet, onlar o kadar çok şey biliyorlar ki Cem. Yani ben şaşırıyorum, sen bana borcunu vermedin. Evet. Nerede Ali, Ahmet filan böyle aralarında konuşmalar. Hem onları hem velilerini eğitiyoruz. Velilerle evet. De buluşuyoruz. Mesela diyoruz ki çocuğun eline 10 lira ver, götür süpermarkete. 5 kişilik aileyi doyursun o akşam. 10 yaşında bir çocuk diyelim. Bunları araştırıyoruz, yapıyoruz. Çocuklar da çok anlıyor, çok zevkli oluyor, çok eğlenceli Seminerler oluyor. Seminerler veriyorsun. Seminerler kadınlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İSMEK'lerde seminerler yapıyoruz. Onun dışında... Yine para durumuyla ilgili... Posta Gazetesi Perşembe günleri evet. Ve 21.15'te burada. Twitter'da da var. Twitter'da Özlem Denizmen'i takip edebilirsiniz. Bu kitabı niye alsınlar Özlem? Cebinizde mucize yarattı. Kimin işine yarar bu? Ve neden alsınlar? O bir kılavuz gibi düşünme. Onun böyle roman gibi bir şey değil. Ama mesela kredi kartıyla sorunu var. Ev almak istiyor. Böyle bir sayfaya gidiyorsun. Kılavuz. 3 sayfa, 5 sayfa okuyorsun. Çok kolay. Her evde olması gereken bir kitap. Biliyor musunuz Türkiye'nin en zengin adamı olan Hüsnü Özyeğin'in sadece 2 tane kredi kartı var. Evet. İkisi ama... Cem'in en 3 taneymiş bugün öğrendik. Ama Hüsnü'nün 2 tane de bankası var galiba değil mi? Bugün hem de sen Cem'in harcamacı ateş böceğiymiş onu da öğrendik. 3 kredi kartı, 3 kredi kartı harcamacı ateş böceği. Valla ben daha birikimci karıncayım. Bu ikisi değilim ama eskiden mesela bazen ürktüğüm oluyordu. Şu hiç olmadım. Bazen moduma göre şu olabiliyorum filan. Ben de şimdi bana diyorlar ki ya ablacığım sen de nasıl böyle oldun filan. Ben biyonik bir insan değilim. Tabii, bir sürü hata yaptım. Param olmadı. Otobüse binemedim yani. Bilet alamadım. Yürüdüm. Evet. Dolayısıyla... Hepsini yaşadın sen de. Ya birçok şey yaşadım. Tabii. 17 yaşımdan beri ben çalıştın. Ailemden... Hep çalıştım. 17 yaşımdan beri hala ailemden... Hala çalışıyorsun ve... Para almıyorum 17 yaşımdan kendi beri. Kendi ekmek paranı kazanıyorsun. Peki bana sordun ben söyledim. Sen kaç kredi kartı kullanıyorsun? Ben 2 tane. 2 tane. Hüsnü Bey'den mi öğrendin? Hüsnü Bey'le teyit ettim. Ödüyor musun tamamını? Hepsini kapatıyorum. Sen de iyi bir müşteri değilsin banka için ben değil mi? Ben iyi bir müşteri değilim. Niye ben iyi müşteri olayım? Yani bankaya niye para kazandırayım? Sen bankayı kullanıyorsun elinde. Çünkü onu kullandığın zaman ve ödediğin zaman bankayı kullanmış oluyorsun bir yerde. Öyle değil mi? Onların tabii, bir kere olmuyor. Hayır, banka bana 40 gün faizsiz para veriyor. Ben bunu niye kullanmıyorum? Ben enayi miyim diyor. Ve 40 gün faizsiz para veriyor. Alıyorum parayı, kullanıyorum. Ondan sonra hiç faizli ödemeden kapatıyorum. Para durumu. Özlem Denizmen cebinde mucize yarat. Herkes yaratabilir kitap. Cem. Herkes yaratabilir. Kitap okursanız kitabı daha da faydası olur. Ayrıca pazar akşamı yine A Haber'de 21.15'te başlıyor. Bu haftadan itibaren pazar akşamları para durum burada. Özlemciğim çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bol sağlıklı paralar diliyorum. Sağlık, sevgi ve parayla kalın. Sevgi, saygı, birlik, beraberlik, barış. Özlem Denizmen birlikteydik.